Fehim Taştekin internet bağlantısıyla yayınımızda. Fehim Bey merhaba. Merhaba. Fehim Bey, siz bugün Gazete Duvar'da soykırımdan yeni düzen sanrısına Aksa Tufanı'nın çıktıları diye etraflı bir yazı kaleme aldınız. Bütün cepheler, bütün taraflar açısından bir yılda ne olup bittiğini etraflıca değerlendirmişsiniz. Çok aydınlatıcı bir yazı. Seyircilerimize de buradan tavsiye edelim hala okumamış olanlar varsa. Diyorsunuz ki yazıda 7 Ekim Aksa Tufanı'nın dan bu yana son bir yılda olan bitenler için ancak tahminlerde bulunabiliriz, öngörülerde bulunabiliriz. Çünkü süreç tamamlanmadı, henüz Z raporu almak için erken diyorsunuz. Ben şuradan başlamak isterim, evet doğru ama yine de işte son bir yılda denklem yeniden kuruldu, kartlar yeniden karıldı, Orta Doğu'da o klişe deyimle. Acaba... Filistin açısından mevcut statikoyu bozmak amacıyla Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırı, Filistin davası ve Hamas'ın kendi hedefleri bağlamında son bir yılda gelinen nokta itibarıyla bugünden geriye bakınca sizce doğru muydu, yanlış mıydı? Şimdi tabii ki doğru ya da yanlışlığını tespit etmek ya da bunu vurgulamak bize düşmüyor. Biz daha çok tespitlerde bulunabiliriz. Yani neydi, ne oldu? Şimdi 75 yıllık bir süreç bu. Yani İsrail tabii 7 Ekim'i milat olarak göstermeye çalışıyor. Ama işgal, sürgün, tehcir ve şiddet yeni başlamadı. Haliyle biz... sadece 7 Ekim'e bakarak meseleyi hapsedemeyiz İsrail'in istediği şekilde. Hamas'ın ya da diğer İslam direniş gruplarının bu cephede yer alırken hedefledikleri şeyler belli. Gazze'nin etrafındaki ablukanın kaldırılması. Bu Aksa operasyonu, işte Aksa Tufanı operasyonu birinci hedefi bu. İşte tutsakların bırakılması. Bunun dışında tabii Batı Şeria'da devam eden terör sarmalı var. Yerleşimci terörü, işgalin genişlemesi, Doğu Kudüs'te benzer şeyler ve Aksa, Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirecek saldırılar. Bütün bunlar Hamas'ın iliştirdiği amaçlar ya da hedefler. Şimdi tabii bunlar şu aşamada gerçekleşmedi. Bu hedefler tutmadı. Sonuç itibariyle bir ateşkes anlaşmasına bağlı her şey. Tabii İsrail çok korkunç bir yıkımla bir bedel ödetti. Buna, yani bu bedelin adı soykırım. Ben yazımda da söylüyorum. Fakat İsrail açısından da baktığımız zaman, yani İsrail'in deklare ettiği hedefler de şu anda henüz masasında değil. Yani Hamas'ın beyaz bayrak çekmesi, Yahya Sinvar'ın teslim olması, diğer direniş örgütlerinin bütün tünel sistemleriyle birlikte yok edilmesi ve burada yeni bir gerçeklik yaratılması, rehinelerin sağ salim evlerine götürülmesi, bunlar İsrail'in deklare ettiği hedeflerdi. Bunlar gerçekleşmedi. Askeri ve siyasi açıdan baktığımız zaman yıkım tablosu bir zaferi tanımlamaz. Askeri ve siyasi hedefler açısından henüz bir zafer diyebileceğimiz noktada değiller. Şimdi... zafer olsaydı şu anda Hamas'la müzakere masasında görüşüyor olmazlardı. Yani amaçlarına ulaşamadıkları için hala görüşüyorlar ya da Amerikan aracılığıyla şu anda tabii ki donmuş durumda ama süreç dur kalk sistemiyle devam ediyor. O yüzden savaş bitmeden biz işte kesin sonuçlara varamıyoruz. Bu ateşkes önemli ölçüde o Z raporu dediğimiz şeyi taraflara sunacak. Evet. Şu an itibariyle baktığımız zaman sahada tabii ki durum çok vahim. İsrail açısından denilirse tünel sistemlerin 3'te 2'si yok edildi. Ama Hamas bugün işte Tel Aviv'i hedef aldı. Yine hedef almaya devam ediyor. Han Yunus gibi yerlerden pusular kurarak işgal güçlerine saldırılar yapıyor vesaire. Tabii biz bunun Filistin davası açısından baktığımız zaman işte nelere yol açtı. Şimdi önceki perde neydi? Filistin davasının tabutuna çivi çakılmıştı Abraham anlaşmalarıyla. Artık Filistin'le iki devletli çözüm İsrail'in asla yanaşmadığı bir şeydi. Bu tamamen işgali sürdürmeyi, genişletmeyi kolaylaştıran bir oyalayıcı taktikti. Abraham anlaşmalarıyla Araplar tabir caizse, amiyane tabirle daha doğrusu, Filistin davasında kendi çıkarlar için sattılar ve Suudi Arabistan'da bu anlaşmaları imzalamanın eşiğine gelmişti. Şimdi bu Aksa Tufanı buna hedef aldı ve yeniden Filistin meselesi küresel bir gündem haline geldi. Evet, tam da Fehim Bey, sormak istediğim oydu. Yani Abraham anlaşmalarıyla Filistin aleyhine oluşan havanın dağıtılması ve mevcut statikonun yıkılmasıydı Hamas'ın amaçladığı. Bu bağlamda Hamas amacına ulaştı diyebiliriz o zaman. Evet, bunu başardı diyebiliriz. Yani bedelini Filistinler ödedi. Gazze yerle bir oldu. Batı Şeria'da da çok ağır tablolar var. Ama pek çok ülke artık unutmuştu Filistin meselesini ve İsrail'e bu işin yolu bu değil. İki devletli çözüme dönmemiz gerekiyor diyor. Abraham anlaşmalarında pazarlığa girenler de artık Filistin devleti olmalı şeklinde koşulu masaya getirmek zorunda kalıyor. Tabii ateşkesten sonra hızlıca her şey değişebilir. Onu da söylemek lazım. Yani İsrail'i sıkıştıran şu mevcut tablo birdenbire değişebilir. Ama belki en önemli mesele İsrail açısından ve Filistin açısından İsrail'in tarihinde ilk kez Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla sanık sandalyesine oturtulmuş olmasıdır. Evet. Aslında Netanyahu İsrail siyaseti açısından mahkum edilecek bir siyasi kariyer inşa ediyor kendisi için. Çünkü İsrail siyaseti şimdiye kadar uluslararası alanda meşruiyetini tartışmaya açacak hiçbir kanala izin vermedi. Bu konuda son derece atak davrandılar ama bu sefer başaramadılar. Ve Amerika ile birlikte sağladıkları koruma, Batı'da bazı ülkelerin, Avrupa Birliği'nde ülkelerin sağladığı koruma İsrail'e bu davaları önlemede yetmedi. Şimdi bunun çok ciddi sonuçları olabilir mi? Şu andan kestiremiyoruz ama bunun İsrail'in uluslararası ilişkilere bakış açısını, ilişkilerini nasıl tedirgin ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İsrailli generaller, yetkililer bundan sonra gidilmeyecek ülke sayısını artıracaklar. Listeyi güncelleyecekler. Şu ülkeye gidersek başımıza bir şey gelebilir, tutuklanabiliriz gibi bir takım korkularla hareket edecekler. Geçmişte bunlar oluyordu ama bundan sonra daha da olacak. Bunlar İsrail açısından Filistin lehine, daha doğrusu Filistin açısından onlar lehine yazılabilecek sonuçlar. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Uluslararası kamuoyu sadece devletlerden ibaret değil. Yani hiç beklemedikleri şekilde genç nesiller babalarının, annelerinin sözlerini dinlemediler. Sokaklara çıktılar. Hükümetlerini dinlemediler. Filistin lehine sokaklara çıktılar. Amerika'da ve Avrupa'da çok prestijli üniversitelerde bunlar liberalizmin kaleleri. Bunlar İsrail lobilerin çok güçlü olduğu yerler. Buralarda insanlar, öğrenciler hiçbir şeyi dinlemedi. Filistin lehine ortaya çıktılar. Bunlar da Filistin davasının güncellenmesi açısından önemli sonuçlar diye düşünüyorum. Peki.